Değerli arkadaşlar, iyi günler. 5 dakikada evrim serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz boyundaki geri dönen sinirin uzun hikayesi. Bir hastamla boyunda bir işlem yapacağım bir konuyla ilgili düşünürken ve evrimle de yoğun ilgilendiğim 2009 yılı sırasında boyundaki bu geri dönüşlü sinirin, yani rekürren, diğer adıyla vagus'tan ayrılan bir dal olan rekürren sinirin neden böyle geri kıvrıldığına yönelik soru işaretleri kafamı meşgul etmeye başladı ve bunun evrimle ilgili olduğunu düşündüm. Daha sonra konuyu detaylı incelediğimde hiç de yanılmadığımı gördüm. Bu evrimle ilgiliydi. Bunun uzun bir hikayesi vardı. Aynı yıl tıp fakültesinde evrimle ilgili yaptığım ilk sunumun adı geri dönen sinirin, yani rekürren sinirin uzun hikayesi. Şimdi sizlere o uzun hikayeyi kısaca anlatmak istiyorum. Rekürren sinir, insan vücudunun anatomisine gerçekten uygun olmayan bir seyir gösterir. Normalde beyinden ses tellerine şu gördüğünüz kestirme yoldan gitmesi beklenirken bu yolu takip etmez ve bu gördüğünüz uzun yolu takip ederek ses tellerine ulaşır. Bu iki taraflı böyle olmaktadır. Her iki tarafta da rekürren sinir vagus sinirinden ayrılarak ses tellerinin olduğu, tiroid bölgesinin olduğu bölgeye doğru, ters yöne doğru kıvrılarak uzanmaktadır. Bu evrimsel olarak uzun bir sürecin sonucundadır. Burada gördüğünüz esprili bir şekilde anlatılan denizden karaya çıkış, sudan karaya çıkış süreci boynun evriminde çok önemli bir değişime neden olmuştur. Burada gördüğünüz gibi balıkların boynu oldukça kısa, hatta hiç yoktur denebilir. Ama karaya çıktıktan sonra boyun uzayarak ve karaya uygun bir yapı almıştır. Başın sağa sola hareketleri için bu gereklidir. Hatta bazen de normalin çok üstünde uzama da gösterebilmiştir. Tüm bunlar boyun yapılarında bazı dönüşümlere neden olmuş ve bunlardan en belirgini de rekürren sinirde ortaya çıkan dönüşümdür. Normalde suda balıkların burada gördüğünüz şekilde rekürren sinirin muadili olan sinirleri burada solungaçları burada gördüğümüz şekilde uzanmaktadır ve oradaki faaliyeti kontrol etmektedir. Ama zamanla bu solungaçların yerini boyun ön kesiminde tiroid bezi ve ses tellerinin olduğu düzenek almıştır ve aynı sinir yine bu hattı kontrol etmektedir. Balıkta hiçbir çaprazlaşma olmaksızın bu seyrine devam eden sinir, sürüngen formunda burada gördüğünüz gibi bir çaprazlaşmayla karaya çıktıkça ve boyun uzadıkça bu çaprazlaşmanın arttığını görüyoruz. Ve daha sonra da insanda da bu çaprazlaşmanın arttığını ve rekürren sinirin daha da uzadığını görüyoruz. Karaya çıktıktan sonraki normal formunun daha da ötesine giden bir canlı türü olan zürafada ise ekstradan 1,5-2 metre kadar yol kat eder hale gelmiştir rekürren sinir. Aslında vücudun değişikliklerine adapte olmak için vücuttaki damarlar, sinirler ya da kanallar bunlara uyumlu şekiller almışlardır. Bunların bir örneğini de üreme organlarının, yani erkek testislerindeki ortaya çıkan durumdan anlatmak isterim. Suda balıkların tam gövdesinin orta kesiminde testisler bulunmaktadır. Karaya çıktığında testisler aşağı doğru yer değiştirir ve en sonunda ideal sperm üretmenin en uygun olduğu yer, vücut ısısının dışında bir yer olması gerektiği için testisler vücudun dışına geçmişlerdir. Testisin bu hareketleri testisin damarlarında inanılmaz bir duruma neden olmuştur. Testis normalde besleyen damarlarının kendilerine en yakın bölge olması gerekirken evrimsel olarak kaynak aldıkları bölgeden gelen damarlarla beslenirler. Bütün karın boyunca uzun ince bir hat boyunca testisi besleyen damarlar uzanırlar. Yine testisin sperm kanalları da bu şekilde bir dönüşüm geçirmiştir. Normalde testisten çıkan spermlerin idrar yoluna kestirme bir yoldan geçmesi, şu gördüğümüz yeşil hatlar gibi kestirme bir yoldan geçmesi beklenirken bu böyle olmamış. İdrar yollarının İdrar kesesini çaprazladığı yerden gördüğümüz gibi bir çaprazlaşma gerçekleşmiş ve bu çaprazlaşma nedeniyle sperm kanalları bayağı uzundur. Bunun nedeni testislerin eski konumlarıdır. Yukarıdan aşağı doğru inerken idrar yollarıyla idrar kesesinin açılım yerlerinde çaprazlaşmalarla bu olmuş ve sperm kanalları gereğinden çok fazla uzamıştır.
Bütün bunlar şuradaki bahçesini sulamakta olan adamın yapmış olduklarına benzer. Bu köşeyi suladıktan sonra sağa döndüğünde artık hortumunun buraya yetmediğini görüyoruz. Ama bilinçli olarak buradan geri dönüp burayı da sulayabilir. Fakat evrimin böyle bir şansı yoktur. Aynı yoldan yoluna devam eder. Fakat evrimsel mekanizmalar o kadar dengeleyicidir ki bu süreçte sinirlerin, damarların ya da kanalların uzamasına müsaade edecektir ve yeni adaptasyonlar mümkün olabilecektir. Bu mükemmel vücudumuz uzun bir evrim sürecinin birçok izini bünyesinde barındırıyor. Bu diğer izleri de sonraki 5 dakikada evrim programlarında inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı, güzel, aydın, bilimle dolu günler dilerim.